Arkadaşlar, Gurbetcan'ın dünyasına hoş geldiniz. Bugün benim doğum günüm. Doğum günü videosu çekeceğim sizler için. Aslında bugün vlog çekmeyecektim ama hep dediniz aynı Rab'la doğum günde de bir video çek diye. Hazırlandım böyle kameranın karşısında. Size anlatamam şu anki duygularımı. O kadar karma karışık bir duygular içindeyim ki şu an. Sonra inşallah sizin için bir dile getiririm. 50 yaş. 50 sene devirdim arkadaşlar. 50 sene devirmişim. Gece bile böyle biraz uyudum böyle. Ne bileyim, huzursuz gibi böyle. Hep kafamdan neler geçti, hayatım geçti. Yani başka doğum günlerimden biraz farklı girdim bugüne. Öyle bir gündü. Ama şimdi babamı almaya gidiyorum. Babam gözünden ameliyat oldu. Onu alacağım, eve bırakacağım, durumuna bakacağım. Ondan sonra geleceğim ve vlogumda devam görüşeceğiz. Babamı aldım doktordan. Bakın. İyi. İyisin değil mi? Biraz diyor zor geçti bu sefer diyor. Tabii kolay değil göz şeyi. Batma gibi. Batma var değil mi? Ama şu an iyi. Babamı şimdi eve götürüyorum. Hapını da alacağım. Damlasını da alacağım. Eve bırakacağım. Bugün sürpriz gelen bir paketim. Allah'ım ya. Önce robotun ismi yazıyordu. Robota geldi diye zannettim ben bu paketi. Sonra banaymış meğer, sürpriz yapmak için öyle anlaşmışlar gönderen kişiyle. Şimdi ben bunları açacağım. Ondan sonra göstereceğim içinden neler çıkıyormuş. Ben hediyeleri açarken Cihan işe gidiyor. Öğlence arkadaşlar, bakın burada. Cihan bana Amazon Gucci'nin 50 euroluk ve telefonuma pantofolya, ama telefonum gelmedi. Hediyem yok daha. Ama ben öbür hediye. Ben daha burada öbür hediyeleri açıyorum. Buna banani parfüm. Burada Rimmel, lipstick, bakın böyle NYX'in. Bunların içinde böyle sözcükler varmış, mutluluk sözcükleri. Maske, bana çay, fincan arkadaş, bakın kendi resminde ikimiz çekildiğimiz resmi koymuş. Pasta, üzerine kendim yapmak için üzerine böyle mumlar. Celebrations, merci, dekorasyon şeyleri, bana böyle güzel mektup. Tabii başkaları da unutulmamış, robota. Parfüm, deodorant, duş gel, parfüm. Mileye duş gel, şampu. Bakın banyo için parfüm, yine lipstick. Banyo için Nerds. Yani bunlar tatlı şeker. Bunlar bize, herkes için. Bakın. Hiç kimseyi unutmamış. Burada Silas için, pardon, burası şey için, Kira için, burası Silas. Ve burada da Cihan'a deodorantla duş giyelim. Buradan Katrin'e, arkadaşa çok çok teşekkür etmek istiyorum. Belki benim videomda görmüşsünüzdür. Genç bir arkadaş bu, Cihan'la yaşadı. 18 yaşında daha. Yani kaç senedir artık tanıyoruz. Böyle videolardan doğru tanıştık. Allah bin kere razı olsun diyorum. Çok çok teşekkür ediyorum buradan. Kendisi videoma bakıyor ama belki anlamıyordur. Bu güzel hediyeler için bugün yani bayağı güzel sürpriz oldu. Was ist das? Was ist das? Şu an fitik. Robot pastaneye gitti, hemen pasta almış gelmiş İle'den. Pastalarımız, tatlılarımız bugün hazır. Evde bulunsun. Sonra kendimiz yeriz akşama. Ve gelen olursa pasta bulunsun diye tabii bir şey yapmadım. Ramazan günü arkadaşlar. Böyle. Miley dersini bitirebildi en sonunda arkadaşlar. Bakın robot da bitti. Robot is auch fertig mit dem. Endlich der Papa. Endlich. Fertig. Bana doğum günü şarkı söylemediler. Wir machen so happy birthday, sing even Hakan und Ilkay coming. Nein, Anne, warte. Hakan, okay? Sen mi söyleyeceksin? Onu da söyleme ama. Olmuyor. YouTube kabul etmiyor şarkıları. Oh, kaka. Ne dedi? Ne kadar ayıp ya. Doğum günü dekorasyonumu da astım buraya. Arkadaştan gelen 50. Evet. Einstein Bock. Du bist ein Steinbock. Steinbock. Steinbock demek şey burcu. Neydi? Oğlak burcu yani, akıllım. Yemek yapma vakti. Robot diyor ki pizza sipariş verelim. Dedim daha geçen yediniz pizzayı. Pizza falan sipariş vermek yok. Bugün senin doğum günün. İstemiyorum ya, pizza falan istemiyorum dedim. Fiş de yapayım. Onları yapacağım ama fırında yapacağım. Her tarafım yağ batmasın şimdilik. Bunları koyacağım böyle güzel. Böyle fırında oldu mu iyi oluyor. Yağ olmuyor. Gerçi lezzeti tabii ki şey gibi olmuyor, tavadaki gibi olmuyor ama olsun şöyle. Bunlar da kartofel rösti. Aslında kendi yaptım. Kartofel pufa gibi bir şey de.
Evde patatesim yok arkadaşlar. Bunu da robot kampa giderken almıştı. Orada yaparız diye almış herhalde. Bunu yapacağım şimdi. Bu da aradan çıksın tarihi geçmeden. Evet, bunu yapacağım. Bunlar bugün, yanına da spinat ıspanak, buzuk ıspanağı. Halde arabam da güzel olmuş lan ha, hoşuma gitmiş. Valla düğün arabası. Halde şimdi şey. Neyse ki zerdelerden düşersin keza ya. Şey gibi daha kısa sorayım abi. Çok mutlu olayım. Ben ölmüş malama. Halma halkın. Ay ben sanki. Kenarda bekle. Ay kızım. Ay dankeşi. Hanım geç ne daha senin bu? Denk iyi varım. Come in diye. Varım. Come in diye. Çaba den. Come by an. Das ist dein Hochzeitskuchen. Nein. Brutal. Şu arabaya bak ya. İnanmıyorum. Ayşe. Wir wollten hier hinschreiben. Happy birthday. Heide. Das wäre mir auch egal gewesen. Also nach dieser Überraschung ist mir alles scheißegal. Hast dich gefreut? Brutal. Wir haben extra alle nicht geschrieben und nicht angerufen. Ich habe schon gedacht, ja, ja, bunlar ja. Böyle Überraschung olamaz. Ich glaub's. Nee, ich glaub's nicht. Ich muss mal dahinter laufen. Ich muss dahinter laufen. Ali. Oi, oi, oi. Ay arabaların güzelliğine. Oh my god. Oh my god. Lütfi. Bu ne lan? Ay ay ay. Kim var? Beran, Beran'ı. Beran'ı unuttum. Aşkım ben seni geçen Instagram'da gördüm. Evi. Evi glaubst nicht. İnanmıyorum. Das ist nichts zum glauben, Leute. Da steht 50 drauf. Ja toll, schön, dass du auch mal gesehen hast, die 50. Ei, ja, habe ich vorhin schon gesehen. Du mal zu einer Überraschung bekommen, hä? Ich bin ja nur nicht 50. Ah ja, ja, witzig. Ja. Das, bei dir, das ist eine Corona-Überraschung. Hat ihn tschüssen. Asıl suçu Semra. Bana telefon açtı, dedi ki kaynanamın ölüm yıl dönümü helva yaptım dedi. Bir dışarı çık, helva getireceğim dedi. Helvayı getirmiş de. Araba park yeri yok. Ya ben dedim ki bu karı niye çalışmıyor bugün diyorum. Dimas arbeiten. İzin aldım, izin. Tamam da kızım, senin bir şekilde dışarı çıkarak gidin. Robot arıyoruz, çıkmıyor. Ah so. Ya robotan grubun o çıkmadı ha. Telefona çıksın. Robot çıkmaz telefona. Sen Geschenk'ından gehen wir wieder. Wieder gibt's ein Geschenk und gibt wieder. Oh Gott. Dankeschön. Oh mein Gott, das ist so schön. Dankeschön. Was steht denn da drauf? Mama Einer, Substantiv Feminin. Synonyme Finanzberaterin, Managerin, Anwältin, Ärztin, Alltagsheldin, Köchin. Eine Frau, die unendlich viel Liebe im Herzen trägt, auch dann, wenn ihre Kinder sie am Rande verzweifeln. Auch wenn ihr nicht so viele Kinder. Oh, jetzt muss ich mal. Jetzt darf ich sie machen. Jetzt darf ich sie machen, jetzt ist Corona vorbei. Jetzt ist Corona. Jetzt langsam. Jetzt ist aus.
Also ich, wieso weinst du überhaupt? Schön. Wunderbar, schau, was ist da drin? Ja, das ist dein eigentliches Geschenk, was eigentlich das, was wegen Corona nicht angekommen ist. War. Wegen Corona verspätet sich dieses schöne Stück. Boah, eine Guest-Sonnenbrille. Wow, cool. Dankeschön. Bitteschön. Fiş tepiyelerimi de yaktım bu arada. Dışarı gidiyorum diye. Allah'ım, yemekler yandı. İnanır mısınız, yemek mi yedim, yemek beni mi yedi? Anlamadım bugün akşam. Sürprizin böylesi. Dur şu bulaşıkları bırakayım. Sürprizin bu kadarını beklemiyordum. Dışarı çıktım, o konvoyu gördüğüm anda kameraya almaya koşuyorum arkaya, hani eve geri. Ya İlkay da orada çekim yapıyor dese, ya anne nereye gidiyorsun, ben çekim yapıyorum sana veririm diye. Onun da aklına gelmiyor. Eve giriyorum, Mine'ye diyorum ki, Mine koş koş dışarıda bak neler oluyor diyorum. Köpek benden önce koşuyor dışarıya. Robot'u saatler öncesi arıyorlar. Robot telefonuna bakmıyor. Yani robota beraber çıkın diye arıyorlar. Robot beni kandırıp dışarı çıkartacak aslında. Sonra robotu çıkartamayınca Semra beni arıyor. Hani dışarı gel helva vereyim diye. Öylesine çıktım. Terliklerim, merliklerim arkadaşlar. Bu duyguları size şu an anlatamam. Yani o sevincimi, bu mutluluğumu size şu an anlatamam. O arabaları öyle sevdiğin insanlarla böyle sıra sıra görüyorsun ya. Senin için gelmişler. Senin için orada doğum günün kutlu olsun diyorlar. Vakit ayırmışlar bu mübarek günde. Allah'ım, Allah'ım yani onlara da her şeyi gönlüne göre versin. Onlar beni sevindirdi. Allah'ım da onları daha fazlasıyla sevindirsin. Ben her zaman böyle dua ediyorum. Bir kişiyi sevindirdiğiniz zaman o kişinin sevinciyle siz de ne sevinçler yaşarsınız. Ben öyle düşünüyorum. Çok çok mutlu oldum. Yani burada dile getirmek mümkün değil. Ömrümce unutamayacağım bir doğum günü sürprizi veya doğum günü de değil de yani ömrümce unutamayacağım bir şey yaşadım bugün. Şimdi hediyelerimi göstereceğim size. Hakan'dan İlkay'ınkini, İlkay çekim yaptı, bana da verdi o şeyleri. Onları buraya koyacağım. Sonra Eda'mın hediyelerini de göstereceğim. Şimdi alan Eda'nın hediyesi. Şimdi Douglas Gutschein. Douglas ve çantanın renginin güzelliğine bakın ya. Ne kadar güzel bir çanta. Bu benim bebeğim. Ay ne kadar güzel bir çanta Allah'ım. İrem bu ne güzel. Arkadaşlar bakar mısınız? Açalım artık. Açalım da kullanalım bari. Bakın. Ne kadar tatlı değil mi? Ay Semra'cığım, Eda'cığım. Videoma bakıyorlardır. Çok çok teşekkür ederim tekrar. Çok mutlu oldum. Bugün Türkiye'dendim. Telefonlar geldi. Ya Türkiye'den abim aradı. Bugün yani bilmiyorum. Bugün çok güzel geçti. Bugünkü duygularım yani anlatılmayacak kadar böyle anlatılmayacak kadar güzel bir gündü. Balonları falan, arabanın balonlarını da içeriye getirdiler bana. Buraya koydular. Bakın. 5 burada. Kocaman. Sıfırı nereye koydular Allah bilir. Vardır evin içinde. Bakın. Balonların güzelliğine. Happy birthday. 50 yazıyor ama bu sayı beni hiç rahatsız etmiyor. Biliyor musunuz arkadaşlar? Hiç zerre kadar bu sayı beni şu an rahatsız etmiyor. Zaten etmiyordu. Ve kendimi Ayten Türkiye'den aramıştı ki hala geceleri sayma sen. 25'sin. Geceleri saymayalım. 25 olalım. Bakın balonları da buraya getirdim. Evet, hediye yağmuru, mutluluk yağmuru, sevgi yağmuru. Evet, demiştim ya zaten bugün sabah arkadaşlar ben çok karışık bir duygularla uyandım. Daha doğrusu gece bile doğru dürüst uyuyamadım. Şimdi yanlış anlaşılmasın, tabii ki 50 yaşıma giriyorum veya yaşlandım falan diye hiç böyle bir duyguya sahip değilim. 50 yaşında güzelliği var, 40 yaşında güzelliği var. Benim içim genç, içim cıvıl cıvıl. 50 yaş olmuşum, 60 yaş olmuşum hiç önemli değil ama o beynimden geçen şeyler, o beynimde dolananlar size anlatamam. Allah'ım koca bir 50 sene devirmişim ben ya. 50 sene devirmişim. Ne demek? Ben yolun yarısından fazlasını da geçtim artık. Ne kadar yaşayacağımız bundan sonra 50 yaşa geldik artık. Orasını Allah biliyor da.
Hani böyle insan 30-20-30 yaşlarında olunca gene bir böyle diyorsun yolun yarısı diye, ama benimki daha fazlası oldu. Hayatım böyle, hayatımın anları, yaşadıklarım, acılarım, sevinçlerim hepsi böyle gözümün önünden geçti. Beynime takılanlar, niye bunu ben böyle yaptım dediklerim, iyi ki de böyle yapmışım dediklerim, iyi ki de benim hayatımda var dediklerim, iyi ki de niye ben bunları hayatıma soktum dediklerim, niye ben bu hatayı yaptım dediğim anlar, kendimi affetmeyeceğim hatalarım var, öyle hatalarım da var, hatam diyeyim muhakkak. O bu hatamı ömrüm boyunca kendimde hala affetmiyorum dediklerim. Çocuklarımın doğumları, annemle babamla çocukluğum. Yani hayatımı böyle gözümün önünde resmen böyle canlandırdım. Yani geçmiş 50 senemi gözümün önünde canlandırdım. Dizi açtım, uyuyayım diyorum. Allah'ım içimde bir küpürtü var böyle. Bir küpürtü böyle küp 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 yapar ya insanın kalbi böyle bir... Nasıl anlatayım? Öyle bir şeydim gece. Böyle sabah kalktım, dokunsanız ağlayacaktım. Yani bugün zaten öyle bir durumdaydım. Biri böyle dokunsa her şeye ağlayasım geliyordu. Ne bileyim, her şeye böyle o hediyeleri gördükçe ağlayasım geliyor. Çocuklarımı gördükçe ağlayasım geliyor. Babamı gördüm bugün sabah ağlayasım geliyor. Her şeye ağlayasım geliyor. Instagram'dan mesaj geliyor, ağlayasım geliyor. Sizin son videonuz altına mesajlarınıza fazla cevap veremedim arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Onları okudukça ağlayasım geliyor. Yani her şeye bugün bir ağlayasım vardı. Niye bilmiyorum. Ama bu yani sanırım ki mutluluktan buraya kadar geldim. Hayatımı buraya kadar başardım. İnişiyle, çıkışıyla, zoruyla, kolayıyla... Başardığım hayata belki de gurur duyduğum için, belki de onun içindir, bilmiyorum. Yani sebebini size anlatamayacağım ama yine de söylüyorum. Allah'ım bin kere şükürler olsun, bin kere şükürler olsun. Yaşadık tabii belirli şeyler ama beni bu ana getirdi, beni bu duruma getirdiği için Allah'ıma bin kere şükürler ediyorum. Muhakkak hepimiz belirli şeyler yaşıyoruz, hiçbirimizin hayatı dört dörtlük değil ama... Kendimle gurur duyuyorum. Kendimle gurur duyuyorum. Allah'ım bana o sabırları verdi. Allah'ım bana o sevinçleri verdi. Allah'ım bana o acıları verdi. Yani yaşadığım şeyleri verdi. Ama ben hepsinin üstesinden geldim bir anne olarak. Yani bu duyguyu size anlatamam. Gözlerim doluyor. Evet diyorum ya, dokunsanız ağlayasım var. Böyle dokunsanız ağlayasım var. Neden bilmiyorum. Ama çok mutluyum. Sanmayın ki mutsuzum. Bugün biraz da bana bu yapılan sürpriz... Bana ne kadar değer verildiğini gösterdi. Akrabalarım olsun, çocuklarım olsun, arkadaşlarım olsun beni ne kadar sevdiklerini yine tekrar gösterdiler. O da beni sonsuza kadar mutlu etti. Türkiye'den gelen telefonlar, kardeşlerimin araması. Yani bu duyguları anlatamam. Hiçbir doğum günümde bu kadar olmamıştım. Hiçbir doğum gününde böyle şeyleri aramazdım ama bu doğum günüm çok koydu bana. Evet, yaşlandığım için değil arkadaşlar, dediğim gibi bilmiyorum. 50 sene devirmişim ama... O kadar sevenim var arkamda, ailem, sizler, bilhassa sizler düşünün, takipçilerim ya. Siz beni sadece takip ediyorsunuz, videolarıma bakıyorsunuz. Bugün Instagram'da, ben Instagram'daki mesajlarla baş edemedim. O kadar mesaj geldi ki mesaj kutum patladı ya. Mesaj kutumu patlattınız yani Instagram'dan. Instagram'dan mesaj kutum patladı. Ben cevap veriyorum, üstüne 20-30 tane daha geliyor. Binlerce mesaj geldi ya. Benim 16 bin tane abonem var arkadaşlar. Ben öyle büyük bir şey değilim Instagram'da. Tabii Alman kanalımızdan da çok mesajlar geldi. Ama Instagram kutum patladı. Mesaj kutum bugün ya. Sizler bana, sizlerin bile bana bu gösterdiği sevgiyi. Yani yüreğim taşıyamayaz diye sizlere bir şeyler geri veremem. Veremem bu sevginin karşılığını diye bazen korkuyorum kendimden. Yani bu duygular da var. Neyse arkadaşlar. Lütfen diyorum ya bu mutluluğun gözyaşları. Yanlış anlamayın. Videomu bugün seyrettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bu güzel doğum günümde beni yalnız bırakmadığınız için, videomu seyrettiğiniz için. Bugün mesajlarınıza cevap veremezsem arkadaşlar bu videonun altında kusuruma bakmayın. Çünkü biliyorum bu videonun altında çok çok tebrik mesajları gelecek. Hepinize birer kalp bırakacağım okuduğuma dair. Allah sizden razı olsun. Kanalıma abone olursanız tabii yeni gelenler için çok sevinirim. Videomu bir beğeni ve bir dahaki videomda inşallah görüşelim diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.